Ali Kara Hasanoğlu, Şebnem Hanım'ın mektubuyla empati yapayım dedim. PKK'nın gazetesine nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaparak destek verdiğini deklare eden Profesör Şebnem Korur Financı tutuklanmıştı ya. CHP'sinden, paralelinden, yurt dışısından, Gazeteci cemiyetlerinden eleştiriler gelmişti ya. Ülke içinden dahi bazı aklı selim sahibi insanlar "Canım bu kadar da olmaz." demeye kalkmışlardı ya. Bu tutuklamalarla ilgili daha önce görüşümü açıklamıştım ama dünkü yeni haberler üzerine bir empati yapayım dedim. Bir profesör, bir kadın cezaevinde kendimi onun yerine koyayım. Belki atladığımız bir ayrıntı vardır. Ders çıkaracağımız bir nokta vardır. Bir yanlışımız varsa bu vesileyle onu da düzeltmiş oluruz diye düşündüm. Bu amaçla Şebnem Hanım'ın cezaevinde tuttuğu günlükleri hem solcu medyadan hem ateist medyadan hem komünist medyadan hem de dindar kisveli Fethullah Gülen medyasından okudum. Bu kadar geniş bir birlikteliği sağladıklarına göre olur ya belki benim de aklımı çelerler kapıyı kapalı tutmayayım dedim. Haber kısımları bir yana küpür olarak yayınlanan el yazısı 8 sayfayı da satır satır okudum emin olun. Bu insanlıktan nasibini almamış iki yüzlü şarlatanlara yönelik kızgınlığım o mektubu okumadan öncekine oranla iki misli arttı. Cezaevindeki Şebnem Hanım'ın günlüğünden birebir alıntılıyorum. Yorumu birlikte yapacağız. İnsanlar ölürken evlerinden topraklarından sürülürken evleri moloz yanına dönüp moloz parçalarının arasından beden parçaları bulunurken en ufak eleştiri haber şiddetle karşılık bulurken diğer tarafta insanlar nefretle doldurulup nefret suçları işlemeye teşvik edilip en olmadık biçimde öldürme yöntemlerine alkış tutularak sakat bırakılırken toplum hızla kirletilirken sessiz kalmak önce kendime insanlığıma ihanet olur. Şebnem Hanım insanların ölümüne sessiz kalmayı... İnsanlığına ihanet olarak değerlendiriyor. Doğrudur. İnsanların ölümüne sessiz kalmak insanlığa ihanettir. Ama bu tepki tüm insanlar için geçerlidir. İnsanlar arasında ayrım yapmadan, bu asker bana ne askerden ahlaksızlığını yapmadan. Ha o mu o polis polisi devlet düşünsün çirkefliğine soyunmadan. Kızılay'da ölen siviller mi ne yapalım canım PKK'dan da şu kadar insan öldü bu kadarcık sivilde de ölüversin hainliğine düşmeden. 8 sayfalık mektubu okudum. PKK'lı teröristleri ima eden ölümler için sessiz kalamam diyen bu ahlaksız prof 8 sayfanın tek bir satırında gencecik askerlerin ölümüne sessiz kalamam diye bir cümle sarf etmemişti. Çünkü askerlerin ölümüyle zaten hiç ilgilenmiyordu bile. Bunların gözünde ölen PKK'lı ise insan sayılıyor. Ölen asker polis ise ölen sivil halktansa insan değil. Başka bir izahı olabilir mi bu ahlaksız bakış açısının? Gelin zamanı donduralım. Mesela bugün 26 Haziran 2016'yı milat kabul edelim. Bu sabahtan itibaren yaşanan ölümleri sorgulayalım. PKK mayın döşemediği halde tuzaklar kurup asker polis vurmadığı halde, şehir merkezlerinde bombalar patlatıp sivil insanları öldürmediği halde, devlet kıllık olsun diye operasyon yapıp silahsız insanları mı vuruyor? Teröre bulaşmamış insanları mı derdest ediyor? İzleyip görelim. Allah korusun diyeceğim ama görünen o ki PKK bombalı tuzaklara devam edecek, askeri vuracak. Şebnem Hanım'ın ağzından tek kelimeyle insanlığımdan utanıyorum ifadesi çıkmayacak. Askeri vuran o alçak PKK'lıları takip sırasında 3 PKK'lı 5 PKK'lı vurulduğunda Şebnem Hanım hemen meydana çıkıp bu ölümlerden dolayı insanlığımdan utanıyorum diyecek. Nasıl bir insanlıksa bu? Şebnem Hanım'ın mektubunu satır satır yayınlayanlara da soruyorum. Nasıl bir insanlık bu? Kızılay'da 18 yaşında genç kız ölüyor, İnsanlığınızdan utanmıyor musunuz? Diyarbakır'da 14 tonluk bombalı kamyonla 20 metre çukura sebep olacak vahşette patlamayla 16 Diyarbakırlı sivil insanımız öldürülüyor. İnsanlığınızdan utanmıyor musunuz? O hain elleri kınayamıyor musunuz? Lanetleyemiyor musunuz? Veznecilerde 3 tonluk bomba patlatılıp şehrin ortasında in sivil insanlar katlediliyor. İnsanlığınızdan utanmıyor musunuz? Teröristleri işgal ettikleri mahalleden çıkartmak için, bu arada sivillere de zarar gelmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edilip bölge boşaltıldığında, insanlar evlerinden topraklarından sürülürken sessiz kalmak insanlığıma ihanet olur diyorsunuz. Bu söylediğiniz insanlık falan değil Şebnem Hanım. Bu hayvanlık da değil. Daha ötesi bir şey. Ölenlerin kimliğine bakıp, öldürülenlerin kimliğine bakıp, ölümlerin yanında veya karşısında durmak. PKK'lılar öldürdüğünde susup, PKK'lılar yakalanmak istendiğinde evlerin tahliye edilmesini bile insanlık dışı olay gibi göstermek, insanlığın da hayvanlığın da ötesinde aşağılık bir durum. Bazen şöyle düşünüyoruz. Biz yaşadıklarımızda asker ve polis açısından olaylara bakıyoruz. Ama başkaları da sivil insanlar açısından bakıyor. Öncelik asker ve polis olmalı ama diğer insanları da hepten göz ardı etmemeliyiz. O ölümleri de sorgulamalıyız. Biz böyle düşünüyoruz ama bakın bizim karşımızdakilere bir dakikacık olsun, bir saniyecik olsun. Polisleri, askerleri ve polis ile askerlere yönelik yapılan saldırılar sırasında ölen, yaralanan sivilleri düşünüyorlar mı? Asla. Varsa yoksa eli kanlı teröristler, varsa yoksa PKK'lılar. Kişi PKK'lı ise sahip çıkıyorlar, PKK'lı değilse insandan bile saymıyorlar. Lafa gelince de sessiz kalmak, insanlığıma ihanet olur diyorlar. Sizde insanlık mı kalmış ki insanla ihanet edesiniz, katil sevicileri? Ali Karansanoğlu, Yeni Akit.